Yanımızda çok değerli eğitim camiasının emekçi ve emektarlarından ve değerli hocamız Ahmet yanımızda, Ahmet Bey yanımızda. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, duygularını ve düşünceleri almak istiyoruz. Buyur. Ben tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kardeşime söyleyeyim, ölmüş olan, Allah'ın rahmetine kavuşan öğretmenlerimize Allah rahmetten rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Çalışanlara da Allah uzun ömürler versin. Vatanı milletin için çalışsınlar, hizmet etsinler. Hocam kaç yıldır görev yaptınız? Yani bir daha dünyaya gelseniz öğretmen olarak gelmeyi düşünüyor musunuz? Bir daha değil, 10 sefer, 20 sefer de gelsem yine öğretmenlik yaparım. 30 yıl 5 ay öğretmenlik yaptım. 30 yıl 5 ay. Yani gurbette yoksa bin yılda mı yaptınız? Burada bin yıl merkez köylerinde, ilçelerinde. Hocam öyle geçmişe götürsen bir anın falan var mı bu yaptığın süre içerisinde? Yani çok da hangi anı anlatsak mesela? Aklıma gelmiyor ki. 15 yıldır emekli olmuşum. Allah Cenab-ı Allah salık versin hocam. Bize zaman ayırdığın için. Cümlesine Allah size de kolaylık versin. Tekrar öğretmenlerin öğretmen gününü kutluyorum. Emekli olup da başka işlerden meşgul olanlara da Allah sabırlar versin diyorum. Hepinizi öpüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Genç Mazi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Genç Mazi olarak çok değerli öğretmenimiz, müdürümüz, aynı zamanda eğitim camiası emekçi ve emektarlarından çok değerli hocamız Yusuf Hoca yanımızda. Onun da düşüncelerini, duygularını almak istiyoruz. Evet, bugün 24 Kasım. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başarılar diliyorum öğretmenlere. Gerçekten öğretmenleri her zaman 24 Kasım'da hatırlatmak yeterli değildir. Öğretmenlerin bir sürü birikmiş sorunları vardır. Biz bu sorunların içinde yorularak bıraktık mesleği, emekliye ayrıldık. Sorunlar hala da çözülmedi, devam ediyor. Öğretmenleri bir kere maddi durum yönünde güçlendirmek lazım. Öğretmen geçinmek derdindedir. Geçinmek derdinde olan bir öğretmen kendini hazırlayamaz. Kendi mesleğini geliştiremez. Çocukların önüne böyle boş çıkamaz. Bir şeyler yapması lazım. Hocam hem ekonomi olarak diyorsun, hem sosyal olarak. O öğretmen o çocuğun üzerine nasıl etkili olur? Yani ister istemez etkilenir. Tabii. Öğretmenin güçlenmesi lazım maddi durumdan. Avrupa'da bugün baktığın zaman öğretmen dolgun maaş alır. Gider sokakta iş portacılık yapmaz, simit satmaz, ayakkabı boyamaz. Öğretmenleri bu şeyden kurtarmak lazım. Kişiliği kazandırmak lazım. Saygınlık kazandırmak lazım öğretmene. Toplumun içinde saygınlığı olan bir kişidir öğretmen. Hani öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e yükselteceği dediler. Bu söz üzerinde durulmadı. Bu söz gerçekleşmedi. Hak ediyorlar öğretmenler. Sayın Müdürüm, siz yıllarca görev yaptınız. Yaptığınız süre içerisinde ya aklınıza kalan, sizi maziye götüren herhangi bir anıt sana var mıdır? Valla benim yani maziye götürecek çok önemli şeyler vardır. Ama açıklasam sana bir zararı dokunabilir. Onun için orayı böyle geçelim, karıştırmayalım. Sonrası da kaderin cilvesi diyelim, ne diyelim. Okuldan ayrı kaldım. Ondan sonra bir 7 yıl o aradan geçti. 7 yıl sonra tekrar göreve döndük. Bu defa da Kastamonu'ya gittim. Biraz yöre değiştirdim. Karadeniz'i gördük. Orada çalıştım bir yıl. Daha sonra Ankara Haymana'ya geçtim. Haymana'da da 2 yıl kaldım. Çalıştım. Ondan sonra yorgun düştüm artık. Yeter dedim. Emekliye sen. Sayın Zeynep, zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Bize Genç Mazi ailesi olarak sizi unutmadım. Evet, teşekkür ediyorum Genç Mazi'ye. Yaptıkları görevleri çok önemli. Takip ediyorum. Takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Güzel.
Yanımızda şu anda çok değerli ve Bingöl'ün ses sanatçımız, aynı zamanda Bingöl sembolü olan şarkıcımız Şivan Serhat yanımızda. Onu da öğretmenler günü için duygularını almak istiyorum. Teşekkür ediyorum abi. Ben başta her zaman diyorum, bir insanın ilk öğretmeni anne babasıdır. Bu öğretim, yani öğretmen ve eğitmen diyorum. Bir anne baba hem öğretmendir hem eğitmendir. Ondan sonra hayat mücadelesi öğretmenlerle devam ediyor. Şu an öğretmenlik okulunu bitirip de başka kurumlarda çalışan öğretmenler de halen öğretmendirler. Ondan sonra asil öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu kutsal bir meslek diyorum her zaman. Çünkü Allah'ın ilk emri okuyla başlamış, doğru mu? Evet. Bu da bir kutsal bir meslektir. Onun için ben genç manzil vasıtasıyla bütün Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Kısa sürede böyle duyarlı projelere el attığınız için toplum tarafında çok güzel eleştiriler alıyorsunuz. Çok beğeniyorsunuz. Benim memleketim Karlova'da gittiniz, orada da ses getirdiniz. Hem size başarılar diliyorum, Öğretmenler Günü'nü de tekrar buradan... Biz genç mazya ilaçı olarak Öğretmenler Günü'yü unutmadık. Yanımıza şu anda değerli öğretmenlerimizden, eski emekçilerimizden Halim Hoca yanımızda. Onun duygularını almak istiyoruz. Bizim zor olan emekli öğretmen, 35 yıl bu mesleğe gönül verdim. Türkiye'nin değişik illerinde, bunları söyleyeyim, Gümüşhane, Kastamonu, Çorum, Manisa, Tunceli, Genç, Servi'de görev yaptım. 35 yıl görev yaptıktan sonra 2015'te emekli ayrıldım. Bu nedenle bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca bu mesleği yaparken terörden dolayı şehit olan öğretmenlerimize de ailelerine sabırlar diliyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bugün tekrar öğretmen meslek sahibi olmak isteyen tekrar öğretmenliği tercih ederdim. Şunu söyleyeyim bütün öğretmenlerime, çocuklar bizim geleceğimizdir, bizim en büyük değerimizdir. Değerli hocam, siz yıllardan beri öğretmenlik yaptınız değişik illerde. Ne götürmek istiyoruz? Geçmişte unutmadığınız, başınıza geçen bir olay ya da anınız falan var mıdır? Şöyle bir anımı anlatayım. Genç Şibo'da 10 yıl müdürlük yaptım. Her yıl 800 veya 900 öğrencimiz vardı. Tabii bu öğrencilerin hepsi yatılı olduğu için anneleri de babaları da biz oluyorduk. Bir tane anımı anlatayım. Bir gece saat gece 12'de okula gittim. Öğrencinin biri hastaydı. Baktım ateşi 38-39. Hiç kimseye haber vermeden o gece o çocuğu aldım götürdüm hastaneye. Gece saat 3'e kadar başında durdum, ondan sonra o ateşini düşürdükten sonra tekrar okula götürdüm. Yani eğer yapmasak böyle çocuk o gece bir havale geçirebilirdi veya da başına daha kötü bir hal gelebilirdi. Onun için de yapmasaydım çok üzülürdüm yani bu konuda. Genç Mavi'nin bu Öğretmenler Günü'nün hakkında yapmış olduğu programı takdir ediyorum. Ben de bir esnaf olarak bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.